hemen kameralarımızı şimdi Florya'ya çevirelim. Galatasaray evet hafta sonu Trabzonspor'la oynayacak ama yarın akşam da Şampiyonlar Ligi ön elemesinde rövanş maçına çıkacak. Basın toplantısını canlı olarak sizinle paylaşmıştık. Şimdi ekip arkadaşımız Emre Kaplan antrenman eşliğinde notlarını bizimle paylaşacak. Emre söz sende. Ceyda teşekkürler. Biz de Florya'dan Metin Oktay tesislerinden mutlu akşamlar, iyi yayınlar dileyelim. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpia Ljubljana ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını şu anda gerçekleşen antrenmanla tamamlayacak. Ben hemen kameraman arkadaşım Erdal Balcı'dan rica edeyim. O antrenman görüntülerini canlı canlı aktarırken ben de takıma dair son bilgileri, son notları aktarmaya gayret edeyim. Sarı kırmızılı takımın antrenmanı yaklaşık 5 dakika öncesinde başladı. Bu antrenmanla birlikte artık çalışmalar tamamlanmış olacak. Yarın saat 21'de de Olimpia Ljubljana karşısında 3-0'ın rövanşında sahada olacak sarı kırmızılı temsilcimiz. Yarın her türlü galibiyet, her türlü beraberlik ve İki farklı mağlubiyete kadar olan sonuçta kendisini playoff turuna atmış olacak Galatasaray. Bu turu geçmiş olacak önemli bir avantajla ikinci maça çıktığını söyleyelim. Tabii Galatasaray'da durumu merak edilen isimler var. Hemen onların durumlarıyla ilgili bilgileri paylaşmaya gayret edelim ki aslında Okan Buruk da özellikle Lucas Torreira ile ilgili bilgi vermişti. Birkaç gündür takımla birlikte çalışıyor şeklinde bir ifadesi olmuştu. Şu anda da Torreira antrenmanın başından itibaren takımla birlikte yer alıyor. Yine Nicolo Zaniolo şu anda dikkat çeken isimlerden bir tanesi ki aslında Okan Hoca basın toplantısında bireysel olarak çalışmalarını devam ettirdiğini söylemişti. Bugün itibariyle onun da takıma katıldığını söyleyelim ve şu anda o da takımla çalışmalarda ve ekrana da yansıyor. Tabii transferle ilgili durumlar özellikle Nicolo Zaniolo'da çok fazla konuşuluyor birkaç gündür. Son birkaç maçında kadrosunda olmadığı için bu durumun daha fazla dillendirildiğini söyleyebiliriz ama Zaniolo'nun en azından buradan gördüğümüz yansıyan ruh halinin oldukça iyi olduğunu ifade edebiliriz. Neşeli bir görüntü sergiliyor şu anda Nicolo Zaniolo'da. Yanı sıra yine Galatasaray'ın bir diğer yeni transferi Tete. O da şu anda ekranda. Dün ilk antrenmanına çıkmıştı. O da artık takımla birlikte çalışmalara başladı. Bu turda oynayamayacak Tete. Hem hazır olmadığı için hem de zaten henüz UEFA listesine yazılmamıştı. İlk maç öncesinde verilen listede yer bulmadığı için zaten yarınki maçta oynama şansı yoktu ama o da yavaş yavaş takımla birlikte antrenmanlarda yer alıyor. Mauro Icardi yine aynı grubun içerisinde şu anda çalışmalarını sürdüren bir diğer isim. Son maçta Kayserispor karşısında sonradan oyuna girmişti. Ljubljana ile oynanan ilk maçta da bu sezon ilk kez yeni forma numarasıyla Mauro Icardi'yi izlemiştik. Yarın yine süre almasını beklediğimiz isimlerden ki aslında 3-0'lık galibiyetle birlikte Okan Hoca adına biraz da henüz %100 hazır hale gelmeyen oyuncuları maç eksiklerini, maç ritmini giderebilecekleri bir maç, bir fırsat anlamına da geliyor yarınki mücadele. Yine Wilfried Zaha da onlardan bir tanesi. O da hemen az önce ekrana gelen ekibin sol tarafında çalışmalarını sürdürüyor. Son maçta kısa da olsa bir süre almıştı. İlk kez Galatasaray formasını giydi Wilfried Zaha'da. Bundan sonraki süreçte de süresinin artık yavaş yavaş artması bekleniyor. Onun da bir sakatlığı vardı transfer sürecinde. Hem kasığında bir problem vardı hem elinde bir bandajla çalışmalarını gerçekleştiriyordu. O bandajın hala bileğinde devam ettiğini görüyoruz ama parmağını da kapsayan bir bandajda en azından o bölümünün çıktığını şu an bizim bulunduğumuz noktadan görebiliyorum. Onun da dediğimiz gibi hem yarın oynanacak karşılaşmada hem de sonrasında hafta sonu Trabzonspor maçı ile birlikte sürelerini arttırması, Galatasaray'daki rolünün artması bekleniyor. Yarınki maçla ilgili Okan Buruk tabii kadro konusunda bazı ipuçları verdi. Biraz daha değişiklikler yapabileceğini söyledi. Bunu çok fazla rotasyon olarak değerlendirmediklerini, daha çok bir maç paylaşımı olarak adlandırdıklarını ifade etmişti. Ve o doğrultuda da yarın yine son maçtan, Kayserispor maçından birkaç değişikliğin yaşanacağı bir kadro tercihi bekliyoruz Okan Buruk'tan. Yine yeni transferlerden Kerem Demirbay son maçta Kayserispor karşısında o da ilk kez süre almıştı. Kerem'in de UEFA listesinde olmadığını söyleyelim. Yine Okan Hoca'nın altını çizdiği konulardan bir tanesi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunu, Şampiyonlar Ligi listesini verirken tabii belli kontenjanlar var. Burada yabancı oyuncu ve Türkiye dışında doğmuş oyuncu konusunda belli kısıtlamalar var. O yüzden bütün oyuncuları aynı anda yazabilmek çok fazla mümkün olmuyor. Kerem de bu nedenle dışarıda kalan isimlerden bir tanesi. Playoff öncesinde tabii ki Galatasaray bu listeyi güncelleyecek ve orada da belli değişiklikler olabilir. Şu anda baktığımda yine takımdan ayrılması gündemde olan isimlerden
Morutsan'ı takımla birlikte görüyoruz. Çalışmalarda yer alıyor. Yunus Akgün için yine transfer iddiaları var, transfer gündemi var. Yunus da takımla birlikte ki kaptanlardan Kerem Aktürkoğlu'yla da zaten yakın bir ilişkileri var. Şu anda da genel itibariyle onunla birlikte çalıştıklarını görmek mümkün. Antrenmanın ilk bölümü tabii ki biraz daha ısınma çalışmaları, biraz daha fiziksel çalışmalarla geçiyor. 15 dakikalık bölümü basına açık. Sonraki kısmındaysa yarınki maçın artık taktik antrenmanı yapılacak. Okan Hoca yelekleri dağıtacak ve ilk 11 ile ilgili durumdan netleşecek. Ama tabii ki o bölüm basına kapalı olarak gerçekleşecek. Bu arada şu anda bulutlar etkisini hissettiriyordu. Yavaş yavaş yağmur da başladı Florometin Oktay tesisleri çevresinde. Antrenmanda da bu durum hissediliyor. Bu arada Zaniolo ile ilgili çalışma durumundan bahsettik. Genel itibariyle tahmin ediyorum ki sadece ısınma bölümünde o da takımla çalışacak. Çünkü oyuncuların hepsi kramponla çalışıyor. Zaniolo'nun ayakkabısı daha koşu bölümünde yer alacak. Sonra toplu çalışmada yer almayacak gibi gözüküyor. Planlama ile ilgili böyle bir durumu da, böyle bir detayı da paylaşabiliriz. Zaten bir süredir bireysel olarak çalışmalarını devam ettiriyordu dediğimiz gibi. Ve kondisyoner eşliğinde çalışmalarını artık yavaş yavaş tamamladı. Takım antrenmanlarında yer alıyor ama Zaniolo ile ilgili tabii transfer konusu bir hayli sıcak. Ciddi görüşmeler var. Özellikle Aston Villa kulübünün kendisiyle ilgili teklifi vardı. Bu teklif ilk etapta kiralama teklifi Galatasaray cephesinden kabul görmedi. Bu teklifi güncelledi Aston Villa ama şu anda Galatasaray'ın yine bu teklife çok sıcak bakmadığını söyleyebiliriz. Bunun dışında yine Galatasaray'da tabii orta saha transferiyle ilgili de gelişmeler var ki Okan Buruk'un aslında burada dikkat çeken açıklamalarından bir tanesi transfer konusunda bir aciliyet olmadığı şeklinde, acil bir bölge beklemediği şeklinde ve biraz da tabii şu anda kamuoyunda oluşan baskıyı da almak adına yapılmış bir açıklama olduğunu ifade edebiliriz. Şu anda da Okan Hoca önce yardımcılarıyla, ekibiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Sonrasındaysa oyuncularla diyalog halinde ve çalışmalarını sürdüren oyuncularla da şu anda birebir diyaloğunu sürdürüyor. Okan Buruk'un yavaş yavaş da o antrenmanın sahanın köşesindeki bölümden sahanın merkezine doğru geçişini sürdürüyor. İçeriye doğru gelelim. Oyuncular bu sahada tabii Florometin Oktay tesislerinin şu anda antrenmanı gerçekleşen sahada uzunca bir süre bakım çalışması vardı ve sezonun ilk bölümünde üst bölümde yer alan sahada Galatasaray takım çalışmalarını gerçekleştirmişti. Şampiyonluktan sonra çok yoğun bir taraftar ilgisi oldu ve burada da özellikle Kemerburgaz tesislerinin henüz tabii ki inşası devam ediyor. Biraz daha sürecek gibi ve bu nedenle de yeni sezon öncesinde hazırlıkların sürebilmesi adına burada bir bakım çalışması yapılmıştı. Onun da tamamlandığını söyleyelim. Artık takım çalışmalarını ana sahada gerçekleştiriyor. Bu arada çok bahsettik Nicolò Zaniolo'dan. O ilk bölümün ardından o da takımdan ayrıldı. Şu anda bireysel olarak çalışmalarına devam edecek. Sahanın diğer bölümüne doğru geçtiğini söyleyelim. Galatasaray'ın İtalyan yıldızının o da antrenmanın ilk bölümünde dediğimiz gibi ısınma bölümünde çalışmalarını sürdürdü. Şimdi bireysel olarak geri dönüş çalışmalarına devam edecek Nicolò Zaniolo. Galatasaray dediğimiz gibi ilk maçta 3-0'lık bir avantaj elde etmişti. Bu avantaj da yarın sahada olacak sarı kırmızılılar. Ve her türlü galibiyet, beraberlik Galatasaray'ı playoff turuna taşıyan sonuçlar olacak. Ama tabii ki tek hedef yarın da kazanarak hem ritmi devam ettirmek hem de aynı şekilde ülke puanına da katkı sağlamak şeklinde olacak. Yağış da yavaş yavaş etkisini arttırıyor Florometin Oktay tesislerinde. Bu durumu da ifade edelim. Biz de yavaş yavaş zaten yayınımızın sonuna doğru geleceğiz. Basın mensuplarına açık olan kısmın son anlarına doğru yaklaşıyoruz. Galatasaray antrenmanını sürdürüyor. Dediğimiz gibi ilk bölüm
ısınma hareketleri, şimdi biraz daha toplu çalışmalar ve ardından da taktiksel antrenmana doğru geçecek. Galatasaray takımı Olimpia Ljubljana hazırlıklarını bu çalışmayla birlikte noktalayacak. Biz yavaş yavaş yayınımızı bitiriyoruz ama yine bu maça dair, Galatasaray'a dair gelişmeler oldukça bugün, yarın maç öncesinde tüm detayları Aspor ekranında aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü size bırakalım.